Herkese merhaba. Aracımızın üzerine bulunan jant ve lastikleri kimi zaman konfor, kimi zaman yol tutuş, kimi zaman da görünüm beklentileri nedeniyle değiştirmek isteyebiliriz. İşte biz de bugün bu değişimin neye göre ve nasıl yapılması gerektiğini sizlere izah etmeye çalışacağız. Evet, gördüğünüz gibi bir lastik seçimi yaptık ve bu lastiğimizi ön ve taban tarafından görünümünü de çizdik. Ebat olarak da piyasada oldukça yaygın bir şekilde kullanılan 205, 55, 16 ölçüsünü seçtik. Diğer taraftan birçok yer söylüyor. İşte 205, biz de yazalım hatta, bakın şimdi bunları. 205 taban genişliği, 55 yanaklar. İkisine de bakın işaretledik. Ve 16'da jant çapımız. Tamam, güzel. Bunu her zaman her yerde, internette birçok yerde görebilirsiniz. Peki ama bu lastiğin bu ölçüleri tam olarak ne anlama geliyor? Ve bizim lastik yüksekliğimiz nasıl hesaplanıyor? Evet, şimdi bu belirttiğimiz ölçülerin aslında ne olduğunu tam olarak izah edelim. Her şeyden önce taban ölçüsü 205 milimetre cinsinden belirtilir. Buraya belirtelim bakalım. Diğer taraftan jantımızın çapı burada 16 inç olarak ifade edilir. Görüleceği gibi. İkisi de birbirinden farklı ölçülerdir. Birimlerdir. Diğer taraftan yanak yüksekliği 55 olarak ifade edilir. Peki bu 55 nedir? Yani birçok insanın aklında şu gelebilir. Ya 55 buranın milimetre cinsinden ölçüsüdür gibi. Ancak bu öyle değildir. 55 burada bir yüzde ölçüsüdür. Şöyle belirtelim. Bu bir yüzdedir. Peki ama neye göre yüzdedir? Onu da hemen söyleyelim. Yanak yüksekliğimiz taban ölçüsünün yanak için belirtilen yüzde oranıyla çarpımıdır. Bu da şu şekilde hesaplanır. Bakın bizim neydi? %55 dedik. 205 çarpı 0.55, yani yüzde olarak ifadesi. Yine aynı şekilde 205 çarpı 0.55. Bu da 112.75 milimetreye karşılık geliyor. Bu da aynı şekilde 112.75 milimetre, görüldüğü gibi. Peki bizim jant ölçümüz nedir? 16 inç. Peki 1 inç neye eşittir? 1 inç 25.4 milimetredir. O yüzden biz bütün ölçülerimiz milimetre olduğu için jantımızın çapı inçi de milimetreye dönüştürmemiz gerekiyor. O da 25.4 eşittir 406.4 milimetre olur. Görüldüğü gibi elimizde şimdi bizim 3 tane ölçümüz var. Lastiğimizin üstünün yanak ölçüsü, ki bu alt ölçüye eşittir, 112.75. Jantımızın çap ölçüsü, o da 406.4, 16 inçin karşılığı. Ve biz bu 3 ölçüyü de topladığımız zaman lastiğimizin yüksekliğini hesaplayabiliriz. Bu da 631.9'a karşılık gelir. Yani bizim 205, 55, 16 ölçülerine sahip lastiğimizin yüksekliği 631.9, yani yaklaşık 63 santimetre gibi bir değer. Evet, yeni çizimlerimiz var gördüğünüz gibi. Burada önceki çizmemizi koruduk. Nedir? 205, 55, 16 lastiğimizin yüksekliği. Çünkü şimdi buradaki çizimlerde bunu referans alacağız. Bakın şimdi bizim 1, 2, 3, 4, 5 tane lastiğimiz var. Bu lastikler ve jantlar 15 inçten başlıyor. 16, 17, 18 ve 19'a kadar gidiyor. Buradaki 205, 55, 16 ölçümüz zaten hesapladığımız ve 631.9 milimetre yüksekliğindeki lastiğimiz. Diğer taraftan buradaki bakın 195, 65, 15, 225, 45, 17, 225, 45,
18 ve 225, 35, 19 ölçülerinin yüksekliği de aşağı yukarı 205, 55, 16 ile aynıdır. En fazla şu gördüğünüz ölçüler içerisinde %1'lik bir fark mevcuttur. Daha fazlası yoktur. Üreticilerde genellikle yani maksimum olarak bunun üstüne çıkmanızı kesinlikle tavsiye etmez. %3 ölçüsünü belirtirler. Ancak mesela aracınızın kapısını açtığınız zaman veya ne bileyim başka bir yerinde de olabilir. Lastik ölçüleri yazar. Kullanılabilecek jant ve lastik ölçüleri. Eğer 205, 55, 16 lastiğe sahipse aracınız, diğer bu ölçüler fabrikanın size tavsiye ettiği ölçülerdir. Bunlar dışında ölçü büyük ihtimalle yoktur. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim burada. Daha demin de belirttiğimiz gibi yanak ölçüsü aslında bir yüzde ölçüsüdür. Ve lastiğin taban ölçüsü ne kadar genişletilirse yanak ölçüsü de o kadar aslında artar. Mesela 225, 45, 17 ile 220, 245, 45, 17 lastiğin yükseklikleri birbirine eşit değildir. 245, 45, 17 lastik bir miktar daha yüksektir. Bu da yanak ölçüsünün yüzde oranıyla alakalı bir şeydir. Bu nedenle ona da dikkat etmek gerekir. Yani zannetmeyin ki tabanı genişletiyorum, yanağım benim aynı kaldı. O zaman lastiğimin yüksekliği de aynıdır. Böyle bir şey yok. Taban ölçüsü genişler, yanak ölçüsü sabit bırakılırsa lastik yükselir. Peki fabrikanın belirttiği ölçülerin dışına çıkarsak ne olur? Daha demin de söylediğimiz gibi %3 ölçüsünün üzerine kesinlikle çıkmamak gerekir. %3 ölçüsü lastiğin toplam çapının %3 fazlası anlamına gelmektedir. Mesela 205, 55, 16 lastik için 631.9'un %3 fazlası yaklaşık 650 mm yapar. Yani yaklaşık 20 milimetrelik yani 2 santimlik çapta bir fazlalık anlamına gelmektedir. Bu da aracın lastiğinin üstten 1 santim, alttan 1 santim ve totalde de 1 santim yükselmesi anlamına gelir ki çok önemli değildir. Ancak bunun üstüne çıkıldıkça sıkıntı da olabilmektedir. Mesela hız göstergesinde çıkar en büyük problem. Siz 100 ile gidiyorken araç lastik büyüttüğünüz için 95 gösteriyor olabilir. Veya tam tersine küçültürseniz benzer bir şekilde bu sefer araç 105 ile gittiğini gösterebilir. Bu da hem sizi yanıltır hem de kilometre sayacının düşük göstermesine veya yüksek göstermesine neden olur. Lastiğin genişliğini çok fazla artırmak da doğal olarak yanak yüksekliği sabit bırakılırsa lastiğin yüksekliğini yine yükselttiği gibi lastiğin genişlemesi dolayısıyla çamurluk içinde sürtmeye neden olabilmektedir. Ayrıca lastiğin toplam yüksekliğinde artma veya azalma olduğu zaman araç yerden yükselir veya yere biraz yaklaşır. Özellikle aracın yerden yükselmesi sonucunda aerodinamiği bozulabilir ve de yakıt tüketiminde artmalar meydana gelebilir. Lastiğin yüksekliğinde aşırı azalma meydana geldiğinde ise aracın altında sürtmeler meydana gelebilmektedir. Evet, anlatımlarımızı tamamladık. Görüleceği gibi lastik seçimi yapılırken en önemli kriter lastiğin toplam yüksekliğidir. Ancak burada bu kadar fazla hesap yapmaya ne gerek var? Alırım elime bir şerit metre, ölçerim lastiğimi aracın üzerinde de diyebilirsiniz. Ancak bu tam olarak geçerli değildir. Çünkü lastiğin fazla ya da az havasının olması, hatta diş yüksekliğinin zamanla azalmış olması sizi fazlasıyla yanıltır. İşin doğrusu bu hesaplamaları lastiğin ölçüleriyle hesaplamaktır. İşte bu sayede seçeceğiniz lastiğin tam olarak ne olacağını bulabilirsiniz. Ancak bu işlemleri yaptıktan sonra lastik ölçüsünün toplam yüksekliğinin %3'ünü de geçmemeye gayret edin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.